İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Konstantinopolis'in tarihi eserleri çöpe dönüştü. Artsak Dışişleri Bakanı Babayan, endişe ve paniğe gerek yok. Sizden yalnızca resmi haber akışını takip etmenizi ve provokasyonlara teslim olmamanızı rica ediyorum. Artur Harutyunyan, Ermeni tarafı Artsak'ta mevzi kaybetmedi. Fransız parlamenterler Batı'ya Türkiye'yi durdurma çağrısında bulundu. Batı Ermenistan'ın Samosat Adıyaman'ın çöplükleri yeni bir ekolojik felaketin nedeni. Goran Güner, İsveçlilerin gözünden Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit. Batı Ermenistan'ın Samosat Adıyaman'da 1600 yıllık 27 iskelet bulundu. 20. yüzyılın Konstantinopolis'inin önde gelen Ermeni edebi ve kültürel şahsiyetlerinden Arşak Çobanyan'ın doğumunun 150. yıl dönümüne adanmış konferans. 5 yıl önce Konstantinopolis'in Beyazıt semtindeki alt geçidin güçlendirilmesi sırasında 2 su sarnıcı keşfedildi. Ancak sarnıçların korunması kararı koruma kurulu tarafından verilmemiş. Yıllar geçtikçe sarnıçlar çöplüğe dönüştü. Zeynep Tümürlenk Bozut ve Mehmet Bulut, arkeolog Nezih Başgelen ile görüştü. Arkeologlar bu tarihi eserlerin bir an önce kurtarılmasını istiyor. Batı Ermenistan, tarihi eserlerin korunması konusunu ilgi odağında tutuyor. Bu bakımdan tarihi alan ve anıtlar, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Kültür Bakanı Rafik Kortoşyan tarafından daha ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Artsak Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı David Babayan, Facebook sayfasında yaptığı bir paylaşımda Artsak'taki var olan duruma değindi. Bakan Babayan'ın açıklamasını özet olarak sunuyoruz. Artsak'taki durumdan bahsetmişken endişelenmeye ve paniğe gerek olmadığını, her şeyin silahlı kuvvetlerimizin kontrolünde olduğunu söylemeliyim. Sizden yalnızca kesinlikle resmi haber akışını takip etmenizi ve provokasyonlara kapılmamanızı rica ediyorum. Batı Ermenistan, Artsak halkına desteğini ifade ederek onları güçlü olmaya ve kendi topraklarını terk etmemeye çağırıyor. Artsak Cumhuriyeti Parlamentosu'nun Özgür Anavatan fraksiyonunun başkanı Artur Harutyunyan, Özgürlük ile yaptığı görüşmede, Artsak sınırlarında durum gergin olmakla birlikte günün ilk yarısında meydana gelen provokasyonların ardından şu anda herhangi bir çatışmanın mevcut olmadığını dile getirdi. Milletvekili ayrıca medyaya Ermeni tarafının Artsak'ta pozisyon kaybetmediğine dair güvence verdi ve şöyle dedi. Böyle bir şey yok. Pozisyonlarımız tamamen bizim tarafımızdan kontrol ediliyor. Fransa'daki bir grup milletvekili Ankara'nın terörist güçler olarak gördüğü Suriye Kürt güçlerine karşı Türkiye'nin olası askeri operasyonlarına karşı olduklarını ifade ettiler. Fransız parlamentosunun 102 üyesi tarafından yayınlanan Erdoğan'ın çılgınlığına bir son verilmeli açıklamasında Türkiye'nin Ukrayna'daki rolünden yararlanmaya ve NATO'yu Suriye'de askeri operasyon başlatmaya ikna etmeye çalıştığı kaydedildi. Açıklamada Batı, Türkiye'yi durdurmalı ve müttefikimiz Suriyeli Kürt güçlerin saldırıya uğramasını engellemeli denildi. Batı Ermenistan olarak Fransız parlamenterlerin bu çağrısını olumlu karşılamaktayız. Batı Ermenistan'ın Samosat Adıyaman'dan yerel haberler. Samosat Adıyaman Belediyesi sinek, sivrisinek gibi böceklere karşı üreme karşıtı ilaç püskürtmeye devam ediyor. Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer, sinek ve sivrisineklerle mücadelenin kent merkezinde ve kentin periferisinde çevrenin ve insan sağlığının korunması noktasında devam ettiğini kaydetti. Bulduğumuz sinek ve sivrisineklerin üreme yerlerini düzenli olarak ilaçlıyoruz. Özellikle açık atık içeren tüm alanlar, hayvan çiftlikleri, hayvan gübresi, atık su yerleri, konteynerler, çöpler. Batı Ermenistan, Türkiye yönetiminin Batı Ermenistan Cumhuriyeti topraklarını ve kaynaklarını acımasızca kullandığını ve aynı zamanda zarar verdiğini sürekli olarak kaydetmektedir. Türkiye uluslararası toplum tarafından dizginlenmelidir. Aksi takdirde Batı Ermenistan ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacaktır. Goran Güner,
ayrı başlıklar altında Hamidiye katliamlarına, Jön Türkler rejiminin planlayıp uyguladığı Arminoside ve Kemalistler tarafından 1919-1922 yıllarında Ermenilere karşı uygulanan kırımlara değinmektedir. Yazar, Ermenilere karşı işlenen soykırımı 20. yüzyılın ilk soykırımı olarak tanımlıyor. Çalışma, yazarın çok sayıda İsveç diplomatik raporu, görgü tanığı anlatımı ve basın bülteni kullanması açısından değerlidir. Batı Ermenistan'ın Samosat Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kaçak kazı yapılan yerde gerçekleşen incelemede 1600 yıllık olduğu düşünülen 27 insan iskeleti bulundu. Gölbaşı bölgesi jandarma komutanlığı ekiplerine bölgenin Erenli köyü kırsalında kaçak kazı yapıldığı bilgisi verildi. Durumu müze yetkililerine bildirdikten sonra bölgeye giden ekipler araştırma yaptı. Yaşı 1600 yıl olduğu tahmin edilen kaya mezarlarında 27 insan iskeleti bulundu. Müze yönetimi çalışanları uzmanların yardımıyla iskeletleri alandan çıkardı. Kaya mezarlarında kültür varlık olarak 3 adet sağlam vida ve kırık gözyaşı şişeleri bulunduğu da bildirildi. Yevşi Çarenc adlı Edebiyat ve Sanat Müzesi, Yerevan Devlet Üniversitesi'nin akademisyen Hrant Tamrazyan'ın adını taşıyan Ermeni Edebiyatı Tarihi Kürsüsü ve Yerevan Devlet Üniversitesi Vakfı İçevan Şubesi, Ermeni Dili ve Edebiyatı Kürsüsü ortaklaşa, Ermeni halkının önde gelen sosyal ve kültürel şahsiyeti Arşak Çobanyan'ın doğumunun 150. yıl dönümüne adanmış uluslararası bir Armenoloji konulu konferansı düzenliyor. Konferansın amacı üretken bilim insanlarını bir kez daha takdir etmek ve hem ortaçağ Ermeni edebiyatının incelenmesinde hem de genel olarak Armenolojinin çeşitli alanlarının gelişimindeki meziyetlerini ortaya çıkarmak, büyük entelektüelin aziz imajını yeniden takdir etmektir. Ermeni kültürünü yayma, propagandada bulunma ve yabancı halkların kültürünü Ermenistan Cumhuriyeti'ne sunma olanağıdır. Edebiyat ve Sanat Müzesi'nde gerçekleştirilecek olan konferansın çalışma dilleri Ermenice, Rusça, Fransızca ve İngilizcedir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Slava Yeğyazaryan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Sirazi Staran ve Parov Yegar adlı eserleri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.